Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Président de l'Assemblée Nationale de Turquie. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan. Premier ministre. Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay Başkanı. Chef de l'État-major. Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı. Ministre des Affaires étrangères. Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Président de la Cour constitutionnelle. Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı. Vice-Premier ministre. Mehdi Eker, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Élevage. Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı. Ministre du Transport, des Affaires Maritimes et de la Communication. Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles. Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci. Ministre des Affaires Européennes et Négociateur en Chef. İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı. Ministre de la Défense Nationale. Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanı. Ministre de l'Économie. Ünal Aysal, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Président du Club Sportif de Galatasaray. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Président du CHP, Parti Républicain du Peuple. Murat Karayalçın, Başbakan Eski Yardımcısı. Ancien Vice-Premier Ministre. Kemal Derviş, Devlet Eski Bakanı. Ancien Ministre d'État. Florent Malavo, Futbolcu. Footballeur. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli bakanlar, kıymetli misafirler, Sayın Başbakan, Sayın Meclis Başkanımız, Zat-ı Devletlerini ve heyetinizin kıymetli üyelerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Seleflerinizden Mitterrand'ın 1992'deki ziyaretinden 22 yıl sonra Fransa'dan ülkemize bir devlet başkanının ziyareti gerçekten tarihi derecede önemlidir. Ziyaretinizin köklü bir mazisi bulunan ilişkilerimizin tarihi derinliğine yakışır seviyelere taşınması bakımından mihenk taşı teşkil edeceğine inanıyorum. Heyetinizde çok sayıda değerli bakanlar var, iş adamları var. Bu ziyarete verdiğiniz önemin de en güzel nişanesidir. Bu tarihi vesileyle ülkemize gelen tüm misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli misafirler, Avrupa kıtasının güneyinde medeniyetlerin beşiği Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkelerimiz tarih boyunca çok yakın ilişkilere sahip olmuştur. Akdeniz ve Merkezi Avrupa ekseninde paylaştığımız ortak kader, Fransa ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin temellerinin 16. yüzyılda atılmasını sağlamıştır. Böylelikle Avrupa tarihinde farklı dinlere mensup iki ülke arasında İlk ittifak anlaşması 1536'da imzalanmıştı. Siyasi, diplomatik ve ticari alanda başlayan ilişkilerimize zamanla çok zengin beşeri boyutlar da eklenmiştir. Bugün Fransız kahvaltı kültürünün vazgeçilmez unsuru olan kahve 17. yüzyılda bu topraklardan size gelmiştir. Batı dünyası da bu toprakları ve kültürü İstanbul'dan dünyanın başkenti olarak bahsedecek kadar şehrin büyüsüne kapılan ve Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Francis Lamartine'in gözünden Pierre Loti'den, Flaubert'den ve Donoval'dan tanımıştır. Avrupa kıtasında ortak mazimizin bu kadar köklü, aynı zamanda siyasetten, sanata, kültürden, hukuka, birçok alanda ilişkilerimizin bu denli yoğun olduğu çok az ülke vardır. Günümüzde de köklü bir mazi ve müşterek değerleri paylaştığımız Fransa ile ilişkilerimizi her alanda derinleştirme irademiz tam ve güçlüdür. Fransa'nın da aynı iradeyi göstermesi halinde
İki ülke halklarının birbirleriyle ilgili toplumsal algılamalarının süratle olumlu yönde değişeceğinden hiç şüphe duymuyorum. Esasen ikili ilişkilerimizi ekonomik ve ticari alanda desteklemek için imkanlar da çok geniştir. Son 10 yılı aşkın sürede köklü reformlara imza atan Türkiye bu anlamda sayısız fırsatlar sunmaktadır. En başta Türkiye'de siyasi istikrar sağlanmıştır. Ayrıca Maastricht kriterleri büyük ölçüde karşılanmıştır. Makroekonomik göstergeler güçlüdür. Finans ve bankacılık sektörü ekonomik şoklar karşısında rüştünü ispatlamıştır. Küresel kriz ortamında Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman olmuştur. Fransız müteşebbisler de ülkemizin sunduğu imkanlardan istifade etmektedirler. Nitekim ticaret hacmimiz yaklaşık 11 milyar dolardır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile 20 milyar euro. 20 billion euro. Yes. Not dollar. Yes. Böyle bir hedef koyduk. Son 10 yılda ülkemizdeki Fransız yatırımlarının 7,5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Fransa'daki Türk yatırımları da 1 milyar doları geçmiştir. Önde gelen Fransız iş adamlarıyla birlikte gerçekleştirdiğiniz bu ziyaretin ticaretten enerjiye, otomotivden telekomünikasyona kadar uzanan geniş bir yelpazede güçlü bir sinerji oluşturarak ikili ilişkilerimize ilave dinamik kazandıracağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli misafirler, bu yoğun ilişkiler manzumesi içinde Türkiye ve Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa'nın özgürlüğü için aynı çatı altında mücadele veren iki müttefik olduğu hatırdan çıkartılmamalıdır. Yıllarca NATO, Avrupa Konseyi, AGİT, OECD gibi çok taraflı mahfillerde demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlük, insan hakları ve serbest piyasa gibi ortak değerler ve ilkelerimiz için birlikte mücadele ettik. Yaklaşık 40 yıl süren bu mücadelenin başarıyla sonuçlanmasında güçlü ittifak ilişkilerimiz çok önemli rol oynamıştır. Bugün Avrupa'da barış, huzur, özgürlük ve refahın sağlanmış olmasında Soğuk Savaş'ın ardından birçok Avrupalı devletin NATO'ya üye olmasında ve hatta bunların çoğunun Avrupa Birliği ile bütünleşmesinde tarihi ortaklığımızın rolü büyüktür. Ortak ilke ve değerlerimiz temelinde her alana teşmil edilen Türkiye-Fransa ortaklığı bugün de önemini korumaktadır. Nitekim Türkiye ile Fransa karşı karşıya olduğumuz birçok küresel ve bölgesel konuda bakış açıları ve politikaları büyük ölçüde örtüşen iki ülkedir. Pozitif bir gündemle sürdürülecek Türkiye-Fransa ilişkilerinin tüm bu meselelerin halline müsbet bir sinerji oluşturacağı da aşikardır. Bu itibarla bölgesel ve küresel meselelerle ilgili yakınlığımızın ikili ilişkilerimize ve Avrupa Birliği üyelik sürecimize mutlaka pozitif biçimde yansıtılması gerektiğine inanıyorum. Modern Türkiye, Avrupa ile ilişkileri hiçbir zaman sadece güvenlik eksenli bir bakış açısıyla ele almamıştır. Bizim için Avrupa, ortak bir maziyi, ortak ilke ve değerleri, bölgesel ve küresel meseleler karşısında müşterek çıkarları paylaştığımız bir ortaklık projesidir. Geçmişinde özgürlük ve güvenliği için büyük fedakarlıklar üstlendiğimiz ve parçası olduğumuz Avrupa'nın geleceğinde de ortak ilke ve değerlerimiz temelinde yer almak istiyoruz. Bu yıl Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin 50. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini ahde vefa ilkesi temelinde sonuna kadar götürmek istiyoruz. Müzakere sürecini tamamlamış ve her alanda Avrupa standartlarını yakalamış bir Türkiye, şüphesiz herkesin yararına olacaktır. Dostumuz Fransa'dan geçmişte Avrupa Birliği katılım sürecimizde güçlü destek gördük. Ancak zamanla maalesef Paris'te belli tereddütlerin ortaya çıktığına da şahit olduk. Bugün Fransa'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci konusunda yeniden müsbet bir yaklaşıma yönelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Avrupa için en büyük tehlike yılgınlıktır.
Bu tespiti zamanında Cumhurbaşkanı Mitterrand da yapmıştı. Avrupa projesi her zamankinden daha fazla vizyon, stratejik bakış ve pragmatizm gerektirmektedir. Gelecek kuşakları ancak bu şekilde heyecan ve umut aşılayabiliriz. Türkiye ve Fransa hiç şüphesiz Avrupa projesinin geleceğine yeni bir soluk getirebilecek basiret, sağduyu ve liderlik anlayışına sahiptir. Demir yanımda, günün yanımda işte zaman.